Selam arkadaşlar. Geldik. Ökaryot canlılarımızın ilk alemi olan protistlere, protista alemine. Genel özelliklerini inceleyelim. Şimdi artık tabii ki de ökaryot hücreli olduklarını söyledik. Yani bunlarda bir çekirdek mevcut, prokaryotlarda olmayan, bir de zarlı organel mevcut. O zaman çekirdekleri ve zarlı organelleri vardır diyeceğiz. Genellikle çoğu çok hücrelidir. Bir kısmı tek hücreli olabiliyor. Hemen şuraya bakayım yerimiz var mı? Birazcık yerimiz var. Hemen şuraya bir hatırlatma. Ne hatırlatması? Prokaryotların hepsi tek hücrelidir. Prokaryotlarda asla çok hücreli canlı yoktur. Ama ökaryotlarda geneli çoktur diyoruz. Ama tek hücreli formları da karşımıza çıkacak. O yüzden çok da olabilir, tek de olabilir. Yaşadığı yerler suda yaşayabilirler, toprakta yaşayabilirler. Yine atık maddelerin, artıkların üzerinde yaşayabilirler. Vücutta yaşayabilirler. Yani yine her yerde karşımıza protistler çıkacak. Bazıları besinlerini kendileri üretiyor, yani ototrof. Bazıları ihtiyaç duydukları besinleri dışarıdan hazır alıyorlar. Bazıları da hem üretiyor hem de dışarıdan hazır olarak alıyor. Bu şekilde 3 farklı beslenme tipine sahipler. Ayrıştırıcı, yani ölmüş organizmaları, atık maddeleri parçalayan canlı türlerini göreceğiz. Onun dışında başkasını sömürenleri, parazitleri göreceğiz. Bir de üretenleri, yani ototrofları gözlemleyeceğiz. Üretici olanlar artık fotosentez olayını yapanlar yani. Fotosentez olayını yapabilmek için bir organele sahipler, yani kloroplasta sahipler. Ve genellikle atmosferdeki oksijenin büyük bir kısmını bizim alg adını verdiğimiz bu canlılar üretecek. Yani bitkilerden çok çok daha fazla oksijen ihtiyacımızı biz alglerden karşılayacağız. Tatlı sularda yaşayan, yani su miktarı çok fazla, çözünen madde miktarı çok çok az olan ortamda yaşayan bazı türlerimizden bahsedeceğiz. Bunlar da vücuttaki fazla suyu dışarıya atmak için özelleşmiş bir organel vardır. Eğer atmazsa bu fazla suyu patlar. Patlamamak için bu organel sürekli dışarıya su atacak. Umuyorum ki hatırlayanlar hemen yazmıştır buradaki boşluğu. Hatırlamayanlar için ben de buraya yazayım. Bizim bu organelimizin adı kontraktil kofuldur. Kontraktil koful fazla suyu dışarıya atacak. Çünkü patlamasını istemiyor bizim canlımızın. Bazılarında çekirdek sayısı birden fazla olabilecek. Mesela paramecium'da 2 tane çekirdek karşımıza çıkacak. Yine alglerin bazı türlerinde de işbirliği, yani görev dağılımı yapmışlar. Biz görev dağılımı yapan bu canlılara koloni oluşturma yeteneği bulunur şeklinde tanımlayacağız. Ya kendi başlarına eşeysiz yürüyecekler protistlerimiz, ya da eşeyli çoğalabilecekler. Yani başka bir canlımızla birlikte üremesini gerçekleştirebilecekler. Haydi bakalım. Aslında çok detay vermemiş. Mesela DNA'sından bahsedelim. Çünkü sorumuz DNA ile alakalı bir şey. Artık bunlar ökaryot yapıda oldukları için DNA'ları şu çözüm kısmına yazalım. Özel histon proteinleriyle sarılı vaziyette. Halkasal DNA kime özgüydü? Halkasal DNA sadece bakteriye özgüydü. Bu yüzden protistlerde asla bir halkasal DNA'ya rastlamayacağız. Devam ediyorum edebilirsem.
Geldik bunların biyolojik ve ekolojik önemlerine. Sularda yaşayanlar öldükleri zaman oluşan tortular çok enteresan bir şekilde diş macunlarında parlatıcı olarak ya da bu binalarda yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Mesela algler protein, vitamin, onun dışında mineral yönünden çok zengin oldukları için besin kaynağı olarak tüketmektedirler. Yine algler fotosentez yaparak suda yaşayan diğer canlıların ihtiyaç duyduğu hem besini hem de oksijen ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Yine algler endüstriyel, evsel ya da canlı atıklarının temizlenmesinde demek ki bir ayrıştırıcı olarak da karşımıza çıkıyor. Kozmetik ve tıbbi ürünlerin yapılmasında, boya ve plastik üretilmesinde, gıda ve tekstil endüstrisinde kullanılmaktadır diyeceğiz. Çok çok yerlerde algleri aslında kullanıyoruz ama aslında bilmiyoruz. Ayrıştırıcı olarak beslenenler madde döngüsünde önemli göreve sahiplerdir. Şey, görev diyordum. Madde döngüsünde önemli göreve sahiplerdir. Sporla çoğalanlarda ise birçok hayvanda ve insanda parazit olarak yaşayabiliyor ve hastalıklara sebep oluyor. Örneğin mesela bir plazmodyum türü insanda sıtma hastalığı adını verdiğimiz bir duruma neden olacak. Yine şuradaki ekstra bilgi diye belirttiği bir sayfa olan bir bilgilerimiz olacak. Arkadaşlar bunlar ekstra bilgi değildir. Bunları bilmeniz gerekiyor. Biz protistleri kendi içerisinde kamçılı, kök ayaklı, silli, cıvık mantar, spor ve alg olmak üzere 6 tane gruba ayıracağız. Ve ilk baş kamçılılar ile başlayacağım. Her bir grubumuzun ana örneği vardır. Mesela kamçılının ana örneği Euglena'dır. Hemen şeklime döndüm. Neden kamçı denmiş bu canlıma? Çünkü kuyruk kısmında hareket sağlayan bir veya birkaç tane kamçı bulunuyor. Ve bu şekilde kamçılama hareketiyle bizim canlımız yer değiştirecek. Bunlar bir hücreli canlımdır. Ama unutmayalım, ökaryot canlıdır. Bakın artık ökaryot canlıdayım ben. Rengini yeşil görüyorsunuz. Yeşil gördüğünüz için siz burada bir kloroplast organelinin olduğunu bileceksiniz. Artık klorofilden bahsetmiyoruz. Artık organellerden bahsediyoruz. O yüzden ögdanamızda bir kloroplast organeli mevcut olacak. Burada ihtiyaç duyduğu besini tabii ki kendisi üretecek. Ama hangi zaman diliminde? Gündüz zaman diliminde. Gündüz besin ihtiyacını karşılayacak. Akşam ise ihtiyaç duyduğu besini dışarıdan hazır olarak alacak. Onu şurada belirtmiş. Dışarıdan besin alarak heterotrof besleniyor. Ama tabii ki ya akşam saatinde ya da gündüz ürettiği besin kendisine yetmezse gündüz saatinde de dışarıdan beslenebilir. Onun dışında baktığımız zaman üremesi eşeğsiz üreme ile bölünme yöntemiyle karşımıza çıkacak. Öglena ve Trypanosoma bizim kamçılı örneklerimizdir. Öglena'yı hem bitkiye hem hayvana benzetirler. Sebebi hareket edebildiği için yani yer değiştirebildiği için bir hayvansal organizma gibidir. Fotosentez yapabildiği için ise bitkisel organizma gibidir. Yani hem bitkiye hem de hayvana benzeyen bir canlı örneğimiz. Diğer trapanozoma ise bir hastalığa sebep olacak. Bunlar parazit olarak yaşıyorlar. Ve uyku hastalığı adını verdiğimiz bir çeçesineğin insanı sokması ile insana geçmesiyle bu hastalık karşımıza çıkıyor. Genellikle felçten tutun da ölüme kadar arkadaşlar çok ciddi durumlara yol açan bir hastalıktır.
Özellikle işte Etiyopya, Kenya, Tanzanya gibi böyle Afrika'ya ait bazı kısımlarda sıklıkla karşılaşılan bir hastalıktır. Bu arada burada bahsetmemiş herhalde. Çok göremedim. Bahsetmemiş. Bizim kamçılı canlımız tatlı suda yaşıyor. Tatlı suda yaşayan bir canlı gördüğünüz zaman, yani protist aleminden bir canlı gördüğünüz zaman eşittir kontraktil koful diyeceksiniz. Çünkü kontraktil koful tatlı sularda yaşayan canlılara özgü bir organeldi. Baktığımız zaman hangisinde protistalardan hangisinde hem kloroplast hem de kontraktil koful mevcuttur demiş. Zaten diğerlerini görmediniz ama şimdiye kadar gördüğümüz ilk örnek Öglena oldu. O yüzden cevabımız Öglena olacak. Ama söyleyelim, fotosentez yapan zaten bir Öglena'mız olacak protistalardan, bir de algimiz olacak. Ama algimiz tatlı suda yaşamadığı için kontraktil koful bulundurmayacak. O yüzden B şıkkımız doğru cevabımız. Silliler, hemen şekle geçeyim. Gördüğünüz gibi vücudunun her tarafında kısa kısa ince uzantılar mevcut. İşte biz bunlara sil diyeceğiz. Beslenmelerini heterotrof olarak gerçekleştirecekler. Yani bunlar kesinlikle fotosentez yapmayacaklar. Eğer büyükse fagositoz yoluyla o büyük besini hücre içine alabilecekler. Tatlı suda ya da denizlerde yaşayabiliyor ama tatlı suda yaşayan da kesinlikle kontraktil koful bulunacak. Yine söylüyorum, çünkü bu kontraktil koful canlının vücudundaki fazla suyu dışarıya atması gerekiyor. Yapılarından bazı özel yapılarımız var. Mesela pelikula. Pelikula bizim vücut örtümüzdür. Hücre zarımızın böyle etrafını saran, koruyucu ve zarımızın sertleşmesiyle oluşan vücut örtüsü diye adlandırılacak. Siller bu pelikuladan dışarıya doğru uzanmış kısa kısa mikrovillüslarımdır. Yer değiştirmemde ve beslenmemde görev alacak. Trikosistler, bunlar avını uyuşturmayı ve kolayca yakalamayı sağlayan böyle şey gibi, silah gibi düşünebilirsiniz. Çekirdeği çift çekirdekli, çok çok önemli. Paramecium'da çift çekirdek var. Biri büyük çekirdek, diğeri ise küçük çekirdek diye adlandırılıyor. Büyük çekirdeğimizin görevi hücremizin metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak, bir de eşeysiz üremesini kontrol etmek. Küçük çekirdeğimizin görevi ise konjugasyon adını verdiğimiz bakterilerde görmüştük. Gen aktarıyorduk konjugasyon ile. Paramecium'da da olacak aynısı. Küçük çekirdeğimiz konjugasyon ile kalıtsal çeşitliliğimizin sağlanmasına görev alacak. Hücre ağız adını verdiğimiz kısmımız adı üzerinde besinin alınmasını sağlayacak. Hücre yutağı dediğim kısım ise aldığım besinin besin kofulu şeklinde dönüştürülmesiyle karşımıza çıkacak. Besin kofulumuz onu parçalayacak organel ile birleşecek. Birleştikten sonra hücre içinde sindirim başlayacak. Hücre anüsü de sindirmediğim besinleri, atık maddelerimi vücuttan uzaklaştırmak için atmış olduğum kısmımın adıdır. İsimler özellikle ağız, yutak, besin kofulunu biliyoruz zaten. Hücre anüsünü de tahmin edebiliriz. Hani bunları belki tahmin edebiliriz ama trikositleri unutmayalım. Pelikulayı unutmayalım. Çünkü çok sık boşluk doldurmalarda, testlerde karşımıza çıkacak. Kontraktil koful zaten fazla suyu dışarıya atacaktı. Kök ayaklılar. Bunun da en iyi örneği amiptir. Bu arada biz bunun örneğini söyledik, paramecium diye. Paramecium'un bir ismi daha var gençler. Belki duymuşsunuzdur. Terliksi hayvan diye adlandırılıyor. Şekli böyle terliğe benzediği için. Kök ayaklılar, amipimiz. Bunlar da aynı şekilde heterotrof beslenecekler. Zaten biz hatırlıyorsak fagositoz olayında
Amipsi hareket ederek, yalancı ayak çıkartarak besin alır diyorduk. Yalancı ayak kime özgü? Amipe özgü. İşte bunlar bu yalancı ayaklarıyla hem hareket edecekler, yani yer değiştirecekler, hem de besin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Genellikle böyle belirli bir şekilleri yok gençler. Bu böyle yıldıza benzeyebiliyor. Bir taraf daha uzun, bir taraf daha kısa. Simetri olmayacak bunlarda. Böyle değişik bir yapıya sahip. Onun dışında üremeleri bölünerek çoğalacaklar. Bazı amiplerimiz insanlarda parazit olarak yaşayacak ve hastalığa sebep olacak. Biz bu duruma amipli dizanteri diyeceğiz. Tatlı sularda yaşayan bir amipten bahsediyorsak tabii ki kontraktil kofulu da yanına koymamız gerekiyor. Çünkü bir canlı kontraktil kofulsuz tatlı suda asla yaşayamaz. Sporlulara baktığımız zaman bunlarda hareket organeli yok. Besin kofulu oluşturmuyorlar ve kontraktil kofulu bulundurmuyorlar. Bunlar da aynı şekilde bir hücreli canlılarımız. Bu arada buraya kadar gördüğümüz her canlımız bir hücreliydi. Daha çok hücrelisini görmedik. Beslenmeleri heterotrof beslenecekler ama heterotrof beslenmelerini parazit olarak gerçekleştirecekler. Yani üzerlerinde yaşadıkları canlıyı sömürecekler. Örnekleri farklı farklı olabilir ama mutlaka işte ana fel cinsi dişi bir sivrisineğin sokmasıyla ortaya çıkan sıtma hastalığını mutlaka duymuşsunuzdur. İşte onun sebep olduğu sporlumuzun adı Plasmodium malaria diye adlandırılıyor. Tabii ki isim sizin için önemli değil ama bu sıtma hastalığının sebep olduğu bu sivrisineğin sporlu olduğunu bilmemiz gerekecek. Kamçılılar kamçıları sayesinde, kök ayaklılar yalancı ayakları sayesinde, silliler de zaten silleri sayesinde aktif olarak yer değiştirebiliyorlardı. Ama sporlular lütfen unutmayalım, aktif olarak yer değiştirilmeyecek. Pasif olarak işte atıyorum kandaysa kanın akmasıyla gidecek, havadaysa rüzgarın taşımasıyla gidecek gibi gibi cansız faktörler sayesinde yer değiştirebilecek. Cıvık mantarımız. Bizim bu canlımızın hücre çeperi yok. Aynı zamanda belirli bir şekilleri de yok. Ve hala bir hücreli canlılarımın örneğini oluşturuyor. Çekirdek sayısı çok sayıda. Bakın, Euglena'da bir çekirdek vardı. Paramecium'da iki çekirdek vardı. Amip'te tek çekirdeğim vardı. Sporlularda tek çekirdeğim vardı. Ama cıvık mantarlarda çok çekirdeğim mevcut. Bunlar da besin ihtiyaçlarını dışarıdan karşılayacaklar. Ama dışarıda fayda sağlayarak karşılayacaklar. Topraktaki ölmüş bir organizmamı parçalayarak, topraktaki atık bir maddemi parçalayarak, yani çürükçül adını verdiğimiz saprofit beslenme ya da ayrıştırıcı beslenme yoluyla besin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Özellikle insan ve hayvan atıklarının üzerinde yaşıyorlar. Biraz böyle küfe benzer tipleri mevcut. Madde döngüsünde tabii ki bu ölmüş organizmaları, atık maddeleri parçaladıkları için bunların yeri gayet önemli. Geçtik alglere. Alglerimiz tabii ki bir tatlı suda yaşayabilir, denizde yaşayabilir. Onun dışında bazıları bu ağaçların kayalı kısımlarında, ağaçların diyorum pardon, kayalarda, ağaçların böyle gövde kısımlarında yani kabuk kısımlarında nemli bölgelerde algler karşımıza çıkacak. Bunlar da hem bir hücre hem de çok hücreli formlar göreceğiz. İsimler bizim için önemli değil ama bunlar da hücre çeperi kesinlikle vardır diyoruz. Organel olarak fotosentez yaptıkları için kloroplast organeline sahipler. Üremeleri eşeğli eşeğsiz olabilir. Çok hücreli olanlar bitkilere benziyor. Ancak bitkilerde olduğu gibi gerçek bir kökleri, gövdeleri, yaprakları, iletim ya da destek sistemleri olmadığı için biz algleri bitkilere alamıyoruz. Onun dışında taşıdıkları renge göre yeşil alg diyebiliyoruz.
sarı, kahverengi alg, kırmızı alg gibi farklı farklı isimler verebileceğiz. Zaten besin olarak tüketildiğini söylemiştik. Diş macunu yapımında o diş parlatmada görev aldığını söyledik. Hazır çorba tüketiminde de algler kullanılıyormuş. Mesela ben bunu bilmiyordum. Şu an öğrenmiş oldum. Ama şunu söyleyebilirim. Tüketmiş olduğumuz algidamız alglerden üretiliyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız size güzel bir değişik bilgi. Hadi etkinliğimizi yapalım bakalım. Burada protiste aleminde yer alan canlılarımızı vermiş hem de bizim için hepsini bir arada bulunduracağımızdan dolayı güzel bir tablo olur. Fotosentez yapan bireyler. Bir kere Öglana fotosentez yapıyordu. Onun dışında bir de kim yapmıştı? Yazalım. Ya da keşke isim yazmasaydık. Çünkü ben hiç yukarıya bakmadım. Bir de alg diyecektim. Öglena ve algimiz fotosentez yapıyor. Biz direkt numaralarını yazalım. 3 ve 6 nolu bireylerimiz fotosentez yapacak. Çok hücreli bile birey sadece en son gördüğüm canlımda yani algimde vardı. O da 3 nolu canlı grubumuz. Kontraktil kofu tatlı suda yaşayanlarda olacak. Kamçılı yani öglenamız tatlı suda yaşıyor. Sillimiz tatlı suda yaşıyor. Kök ayaklımız tatlı suda yaşıyor ve bu yüzden kontraktil kofu bulunduracak. Çürükçül beslenen yani doğadaki ölmüş organizmaları parçalayan sadece cıvık mantarın insana sinekle bulaşan birey bulunduranlarda sporlu olabilir. Sporlularda paramesyumumuz vardı. Pardon. Plazmodyumumuz vardı ve sıtma hastalığına sebep oluyordu. Kamçılılarda ise hatırlıyorsak Afrika uyku hastalığına çeçesineği sebep olmuştu. Trapanosoma da karşımıza çıkmıştı. 5 ve 6 nolu bireyler. İndim örneğe. Protist aleminde hangi canlılar bulunmaz? Bir kere solunum olarak tabii ki oksijenli solunumu tercih edebilirler. Fotosentez yapabilen olduğunu söylemiştik. Parazit beslenenler var. Mesela bu sıtma hastalığı yapan sivrisinek falan hepsi parazit besleniyor. Kemosentez. Arkadaşlar kemosentez sadece ama sadece prokaryotlarda görülen bir besin üretme yoludur. Ökaryotlarda asla ama asla kemosentezden bahsetmeyeceğiz. O yüzden cevabımız yalnızca 4. Bakalım şimdi. Canlı gruplarımız ve bunlara ait bazı özellikler verilmiş. Hadi eşleştirelim. Çeçesineği ile insana bulaşan Trypanosoma G. İkiye baktım. Ana fen cinsi dişi sivrisinekle plazmodyum bulaşmıştı. İki çekirdekli olan paramesyumdu. Saprofit beslenen ölmüş organizmayı parçalayan tabii ki de cıvık mantardı. Kloroplastlı ve çok hücreli olma. Çok hücreli olan tek protistamız var. O da algimizdir. Zaten kloroplasta da sahip. Onu da buraya ekledim. Tek çekirdekli olup ben neyi atladım? 5'e F dedik. Pardon 6'yı atlamışız. Kloroplastlı ve kamçılı. Kamçılı olan canlı Öglena'dır. Ona da C dedik. Tek çekirdekli olacak ve yalancı ayaklar ile hareket edecek. Yalancı ayaklarla hareket eden canlımız da tabii ki amip olacak. Arkadaşlar protist alemini bitirmiş bulunmaktayız. Bir dahaki dersimizde bitkiler ve mantarlar alemiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Konu değerlendirme testlerini lütfen çözün. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.